Radyo deyince aklınıza neler geliyor? Kadir Çöpdemir geliyor. Aragaz programı vardı. Direkt aklıma o geliyor. Radyo genellikle eski zamanlarda çok işlevsel olduğunu düşünüyorum ama günümüz Türkiye'sinde ve dünyada zayıfladığını düşünüyorum. Radyo en temel iletişim araçlarından biri ve günümüze kadar da canlılığını korumaya devam ediyor. Ve gitgide de devam edecek. Bitmeyecek radyo. Radyo deyince benim aklıma güzel yolculuklar geliyor. Çünkü ben genelde seyahat ederken radyo dinliyorum. Bu yüzden keyifli yolculuklar geliyor sadece. Radyoda en çok neler dinliyorsunuz? Eğlence programlarını severim. Siyasette çok fazla işim olmaz. Yapılan kanallarla da pek ilgilenmiyorum. Eğlenceme bakıyorum daha çok radyoda. Radyo genelde hareketli parça, rap müzik tarzı dinliyorum. Belli başlı birkaç kanal var. Genelde onları dinliyorum. Ben radyoda en çok müzik dinliyorum. Gündüz ve akşam trafiğinde o radyo şovlarını dinlemeyi seviyorum. Genelde onları dinliyorum. Medipol Radyo'yu biliyor musunuz ya da dinliyor musunuz? Daha duydum ama dinlemedim daha önce. Evet, dinliyorum. Hatta arkadaşlarım yayınlarını annem de takip ediyor. Bizzat yayınlarım da var. Bizzat yayınlar da yapıyorum. Çok da severek dinliyorum. Medipol Radyo'nun Instagram sayfasında atılan postları gördükçe dinliyorum. 13 Şubat size neyi hatırlatıyor? Radyoculuk günü mü? Evet. Sanırım radyo ile ilgili bir gün. Evet, bu söylemlerden sonra radyo ile ilgili bir gündür diye tahmin ediyorum. Bir şeyi hatırlatmıyor şu an. Yani yalan söylemeyeyim. Ama sanırım Dünya Radyocular Günü değil mi? 13 Şubat Dünya Radyo Günü hakkında neler düşünüyorsunuz hocam? 13 Şubat Radyo Günü öncelikle kutluyorum. Röportaj imkanı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Şöyle, ben radyo, iyi bir radyo dinleyicisiyim. Bundan dolayı da 13 Şubat Radyo Günü benim için hakikaten her 13 Şubat'ta hatırladığım bir gün. Neden diyeceksiniz? Bizim çocukluğumuzun tek şeyisi vardı, nasıl söyleyeyim, İletişim araçları olarak, kitle iletişim aracı olarak radyoydu. Sonra televizyon geldi. Dolayısıyla radyoda ilkokulda okurken, okula gitmeden önce dinlediğimiz programlar, radyo tiyatrosu, arkası yarın gibi programlar, türküler vesaire bizim için hakikaten çok önemliydi. Oralardan çok şeyler öğrendik. Bizim ruhumuza hitap eden, bizi bilgilendiren çok şeyler vardı. Bu yüzden ben radyoyu iyi bir dinleyici olarak ve radyonun bize katkılarını düşündüğüm zaman hakikaten mutlu oluyorum. Teşekkürler. Peki genelde radyoda neler dinlemeyi tercih ediyorsunuz? Radyoda şimdi mobil radyoculukla birlikte tematik radyolar çıkınca tabii spor radyoları var, haber radyoları var, kültür radyoları var, magazin, eğlence radyoları var ya da ağırlıklı bu tür yayınlar yapanlar var. Meteorolojisi var, trafik radyoları vesaire var ama ağırlıklı olarak ben mesela yoldayken şehir içinde kesinlikle sürekli 3-4 radyoyu dinlerim yani. Müzik de dahil olmak üzere değiştir dinlerim. Tematik olarak hemen hemen her radyoyu dinlerim yani. Radyonun dün ve bugünkü hali arasındaki farklar hakkında neler söylemek istersiniz? Güzel, tam benim gibi yaşlı bir adama sorulacak soru. Çünkü dünkü radyoyu çok iyi biliyorum. Çocukluğumuzun vazgeçilmeziydi. Dinleme, öğrenme açısından. Bugünkü radyolarla da farkını herhalde bizim yaş grubumuz ortaya koyuyor. Şimdi çünkü bugün cep telefonundan radyo dinleyebildiğimiz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Tematik radyoların olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Ve çeşitliliğin, içeriğin çok zengin olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Dolayısıyla dün radyo dinleyicisi çok özeldi. Bugün radyo dinleyicisi tematik kanallara göre değişkenlik arz eden farklı gruplar halinde şu anda radyo dinleyicisi. Dolayısıyla dünün radyo dinleyicisinin bulunduğu konu kendi zamanına göre hakikaten çok özeldi. Bugünkü çok daha farklı. Özel mi derseniz o günkü kadar özel değil. Ama bugün de bir fark var. Şöyle bir fark var. Artık radyo sizi başına bağlamıyor. Yani başında bekletmiyor. İstediğiniz her yerde her şekilde dinliyorsunuz radyoyu. Çünkü kulaklık takıp yürürken dinliyorsunuz. Ama evde en fazla sesi yüksek açardınız o zaman. Radyoyu evde dinlerdiniz. Sokakta dinleyemezdiniz radyoyu. Çünkü taşıyamazdınız. Tamam? Evet. Teşekkür ederim.